Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan, herkese merhabalar. Şimdi örnek bir aracımız var ve burada bir olay var. Size şunu anlatmak istiyorum. Dün bu araç bize Ekspertiz'e geldi, sıraya girdi. Sonra satan firma dedi ki ben Tarcanlara aracı göndermem, aracı oradan çıkar gel. Sonra o da demiş ki ya niye Tarcanlar istemiyorsun? Abi demiş onlar orasını söküyor, burası söküyor, abartıyorlar, olmayan şeyi yazıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ve onda Ekspertiz'i çok pahalı, git başka yere. Abi de bugün gizli gizli başka eksperte gidiyorum diye tekrar bize geldi. Yani başka eksperte gidiyorum diye arabayı alıyor. Çaktırmadan bize geliyor. Dedim abi sana ne söylediler? Dediler ki bagaj kapağı boyalı, şu çamurluk sök tak. Başka hiçbir şey yok arabada. Arkadaşlar araçta ne çıktı biliyor musunuz? Farımız, ön tamponumuz, ön tampon demirimiz. Bu farımız değişmiş. Çok önemli değil. Sök tak dediği çamurluk değişmiş. Bu kapı değişmiş. Emniyet kemerimiz değişmiş. Arka çamurluğu kesip, düzeltip boyamışlar. Şimdi onu da göstereceğim. Bagaj kapağımız değişmiş. Şöyle şunu kapatayım da. Bakın, şuraları görüyor musunuz? Biz abartıyormuşuz. Sen ilanda bir parça boya, bir parça sök tak demişsin. Galerici arkadaşım, al. Al, şuraları görüyor musunuz? Arka panelimiz değişmiş. Şuraya bakın. Ben olmayan bir şey ispat etmeden buradan salmıyorum arkadaşlar. Yani galerilerin iyi işini yapan arkadaşlarımız var. Ona lafım yok. Ya kardeşim bana gelmiyorsan bari abartı olarak söyleme. Al abi işte al. Ben al, birazdan ilanı da koyacağım buraya. Arabanın ilanını da koyacağım. Görüyor musunuz arabanın? Tamponumuz değişmiş. Bir parça boya dedi. Arka çamurluğumuz kesilip düzeltilmiş. Şuradan boya makinesini bana getirir misin? Bak şimdi boya makinesini ben size göstereceğim. Getir bana. Çamurluktaki macunu göstereyim size. Görüyor musunuz? Beton, beton. Çatlamaz beton. Bak. Şuraya bak. O kapı zaten değişmiş. Arabada 4 parçada ekstra boya çıktı. Arkadaşlar size bir firma onu bunu diyorsa güvenmeyin, inanmayın. Ya bana adam ömrüne gelmemiş abi siz araba söküyormuşsunuz. Ömründe hiç gelmemiş abi siz orasını burasını şunu yapıyormuşsunuz. Ya gelin görün ondan sonra istediğinizi söyleyin arkadaşlar. Tabii ki bizim de bak takmadığımız parçalar olabilir mi? Bakın insanlık olabilir. Biz de insanız sonuçta. Sonuçta arabayı durup dururken sökmüyoruz. Siz doktora gittiğiniz zaman direkt dalağınızı mı kesiyor? Böbreğinizi mi alıyor? Önce analizini yapıyor. Biz burayı söktük. Neden? Bak zaten burası sökülmüş daha önceden. Sökülmüş bak. Daha önceden zaten burası sökülmüş. Sökülmüş ki adamlar buraya işlem yapmış. Fitiller zaten belli. Araba belli zaten. Arkadaşlar bize gelmemek için bahaneler üretiyorlar. Bize gelmemek için yok onu diyorlar. Ben 10 bin lira ekspert yapıyormuşum. Öyle bir şey ispat eden varsa, öyle bir şey ispatlarsa ömür boyu ben o arkadaşa ekspertiz ücreti bedava bakacağım arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Biz diğer firmalara bile göre daha bile uygun bakıyoruz. Diğer firmalar 1800 liradan başlatıyorlar. Sadece kaporta boya. Airbag testi 1200 liralar. Conta testi 800 liralar. İç dış derken 4500, 5000 liraya, 6000 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Gidin de ekspertiz şubesine X bir firmaya deyin ki ben en kapsamlı ekspertiz istiyorum. Airbag, conta, iç dış, dyno, fren, amortisör her şey istiyorum. Eğer size 4500 lira, 5000 lira fiyat vermezse gelin ben bedava bakacağım arkadaşlar. X bir galerici diyor ki ya abi raporu anlatırken güzel ılımlı anlatın. Abi diyorum arabanın tavanı değişmiş, airbagleri değişmiş. Yani bunu nasıl ılımlı anlatabilirim? Araba ikiye eklenmiş. Sen de olumlu anlat. Abi nasıl anlatabilirim? Arabanın tavanı değişmiş ya. Arabanın arkası eklenmiş, önü farklı, arkası farklı. Ya nasıl ılımlı anlatabilirim? Araba eklenmiş diyorum. Sonraki öğrendim. İl dışında bir ekspert arkadaşım var. Abi rapora yaz, okuma. Onların taktiği bu dedi. Bir de böyle bir şey varmış. Bunu da yeni öğrendim. Rapora yazacakmışız ama okumayacakmışız. Sonradan raporu arkadaşlar gördüğü zaman. Arkadaşlar bu şeyi de yapıyorlar. Lütfen ekspertiz raporlarını o an okuyun. Okuyun ki ne yazılmış, ne edilmiş görün arkadaşlar. Örnek bir videoydu. Size atmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler.